Herkese merhabalar. Ben Kaptan Bahar, Bahadır Acuner. Yepyeni bir videoda çok özel bir konukla beraberiz. Karşımızda şu an sorularımızı cevaplamak üzere Türkiye Hava Yolları Pilotları Derneği Başkanı Sayın Murat Ersoy duruyor. Kendisine her şeyden evvel bize zaman ayırdığı için çok çok teşekkür ediyorum. Onun dışında eminim sizin de sorularınız vardır ama bunları belki ileride başka bir görüşmeye bırakmak zorunda kalacağız. Çünkü son dakikada gelişme oldu. O şekilde ayarladık bunu. İleride eğer sorularınız olursa tekrardan Murat Ersoy kaptanıma sorular da sormak isterseniz videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız Bahadır Bey? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Kaptan diyeyim, daha iyi o zaman iki meslektaş olarak. O zaman kaptanı da bırakalım, Bahadır Murat diye devam edebilir miyiz? Tamam. Tamam. Tabii ki, İki meslektaş olarak bence çok daha uygun olur. Evet, şimdi ben sizi çok daha önceden televizyonda çıktığınız zamanlardan hatırlıyorum. Gerçekten de bizim mesleğimize değer veren bir insan görünümü çizdiniz. Bizim meslekten olan insanların aslında yanlış anlaşılan bir takım taraflarını da çok iyi anlattınız. Özellikle de geçtiğimiz Şubat ayında yaşadığımız kazadan sonra. Evet. Her şeyden evvel bir meslektaşımız olarak teşekkür etmek istiyorum size. Ama ben teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Talpa nedir, ne yapar? Talpa, Türkiye'deki pilotları tek çatısı altında toplayan bir dernek. Türkiye evet. Havayolu Pilotları Derneği. Yaklaşık 1958 yılında kuruldu ve 61 yıllık bir mazisi bulunmakta ve çok uzun süreden beri değerli büyüklerimizin bugünlere getirdiği çeşitli zorluklar yaşayarak, çeşitli sıkıntılar yaşayarak, güzel günler yaşayarak, iyisiyle kötüsüyle bizlere bayrağı devredip biz de bayrağı bizden sonrakilere devredeceğimiz Türkiye'deki tüm pilotları tek çatısı altında toplayan dernek. Talpa'da neler var? Talpa'da aslında birçok şey var. Uluslararası birçok kuruluşa üyeyiz. Her şeyden önce İFALPA dediğimiz dünyadaki bütün alpaları çatısı altında toplayan kuruluşun altında yer alıyoruz. Gene ECA dediğimiz European Cockpit Association'ın altında onlarla birlikte beraber çalışan ve o gruba üye olan bir derneğiz. Yani uluslararası boyutta kabul görmüş, uluslararası birçok çalışmada, birçok komitede görev alıyoruz. Onun haricinde bütün pilotlarımızın özlük hakları, yaşayacakları sıkıntılarda örneğin sağlık danışmanımız bulunmakta, örneğin avukatımız bulunmakta, avukatlık danışmanı vermekteyiz. Her türlü problemlerinde bize ulaştıklarında çözüm bulabilecekleri pilotlukla ilgili bir derneğiz. Yeni başlayan öğrenci kardeşlerimiz veya pilotluğa heves eden herkes bize bir şekilde derneğimizin internet sitesinden, web sayfasından, Instagram'dan, Twitter'dan neresi olursa bize ulaşıyorlar mail yoluyla veya diğer yollarla veya kendileri gelerek çok güzel oluyor. Bizim için çok değerli oluyor. Çünkü ben de 97'de üniversiteye girip bu yola baş koyduğumda ben de o zaman birçok şeyi merak ediyordum ama zaman içerisinde hepsini öğrendim. Öyle geldiklerinde de çok mutlu oluyorum. Kendimi eski zamanlara döndürüyor. Onlara yol gösteriyoruz. Neler yapmalılar, hangi yolu izlemeliler, nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Hep bunlar üzerine tamamıyla yardım odaklı ve çözüm odaklı bir derneğiz. Tamam. Çok güzel. Şimdi siz bunları anlatırken benim aklıma bir tabir geldi. Hani Türkçe'de vardır ya, beşikten mezara kadar diye. Hani neredeyse evet. Bir insanların daha pilot olmadan alıp onlara destek verip ondan sonra emeklilikten sonra da yaptığınız etkinlikler oluyor mu? Tabii. Emeklilikten tabii ki emekli olan kaptanlarımızı da hiç unutmuyoruz. Zaten onlar da emekli üyelerimiz oluyorlar emekliye ayrıldıktan sonra. Onlar için de elimizden gelen her türlü organizasyona onları da davet ediyoruz. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onları da asla unutmuyoruz. Yani aslında dediğiniz gibi beşikten mezara kadar hiçbir şekilde hiçbir pilotumuzu yalnız bırakmıyoruz. Her daim onların yanında elimizden geldiğince olabilmeye çalışıyoruz. Bir de bilmeyenler için soruyorum. Siz şimdi ben Amerika'da uçtuğum için Amerika'da da bir ALPA var. American Airline Pilots Association diye. Sendika yalnız. Siz sendika değilsiniz değil mi? Bizde değil, evet. Türkiye'de böyle bir durum yok. Örneğin Avrupa'da da var. Örneğin BALPA var. Avrupa'da BALPA'da hem dernek hem union yani sendika olarak geçiyor. Ama Türkiye'deki kanunlar gereği bunu biz gerçekleştiremiyoruz. İlerleyen süreçlerde belki olabilir ama Türkiye'de böyle bir durum yok. Bu ALPA'nın yani ALPA'ların esas görevi aslında bakarsanız örneğin yurt dışında bir pilotumuzun başına bir olay geldi, bir incident veya bir accident geldi ki evet. Bunlara şahit olduk, yaşadık.
O durumlarda hemen bütün alfaların, başkanlarının, başkan yardımcılarının bütün telefonları birbirlerinde bulunmakta hemen temasa geçiyoruz. Temasa geçip o pilotumuzun böyle böyle bir durum yaşadığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiriyoruz. Sadece o durumda olan kaptanımızın adını, soyadını ve telefon numarasını istiyorlar. Varsa veriyoruz, yoksa onlar direkt olay yerine hemen intikal ediyorlar. Orada kaptanımız için ne gerekliyse, ihtiyaçları sivil havacılık boyutunda, uluslararası mevzuatlar çerçevesinde, ulusal mevzuat çerçevesinde nerede, kiminle ne konuşması lazım, neler yapması lazım, nerede bir demeç vermesi lazım veya hangi şirketle temas etmesi lazım. Bu gibi durumlarda tamamen onların bütün haklarını koruyacak şekilde yanlarında bulunuyorlar. Bizlere sürekli bilgi veriyorlar. Bizler de bu bilgi çerçevesinde buradaki sivil havacılıkla ve şirketlerle temas ederek yapılması gerekenleri, koordinasyonunu sağlıyoruz. Bunun benzerini hatırlarsanız Sali olayında, Hudson Nehri olayında, bunu herkes videosunda, filmini de izlemiştir. Tabii orada ki. Da örneğin Amerikan Alpası hiçbir şekilde Sally'i yalnız bırakmadılar. Her türlü durumda yanında oldular. Buna benzer durumlarda biz de burada yaşadık. Hatta 2-3 olayda, Ukrayna'da olan bir iki olayda da Ukrayna Alpası'nın başkanıyla hemen temasa geçtim ben, gece saat 10 civarıydı hatta. Hemen yardıma gittiler. Pilotlarımızı aldılar, otellerine yerleştirdiler, bütün ihtiyaçlarını karşıladılar, şirketlerle temas etmelerini sağladılar, sivil havacılıkla gerekli koordinasyonu sağladılar. Hiçbir şekilde onlar üzülmeden, zaten başlarına bir olay gelmiş, bu koordinasyonu sağlayarak Türkiye'ye dönmelerini sağladılar. Bazen hastaneye gitmeleri gerekiyordu, o koordinasyonları sağladılar. Yani olabilecek her türlü koordinasyonu sağlıyor. Türkiye'de de böyle bir şey olduğunda biz hemen devreye girip aynı işlemleri biz gerçekleştiriyoruz alt olarak. Yani yabancı pilotlara da öyle bir destek verebiliyorsunuz. Mesela tabii, bir Alman uçağı Türkiye'de geldi, bir olaya karıştı. Tabii ki aynı şey Türkiye'de bir olaya karıştı. Örneğin bir dediğiniz gibi Alman havayolu. Biz hemen Almanya'nın Alpası'yla temasa geçiyoruz. Gidiyoruz, pilotlarımıza elimizden ne geliyorsa, nereyle ne şekilde koordine edilmesi gerekiyorsa bütün koordinasyonu sağlayıp bilgi akışını sağlıyoruz gerekli Alpa'yla iletişim halinde olarak. Bence harika bir organizasyon, harika bir kuruma benziyor. Peki, o zaman merak ettiğim başka bir konu sizin organizasyonunuz hakkında. Pilotlar size üye olmak zorunluluğunda mı, yoksa gönüllü olarak mı üye oluyorlar? Gönüllülük esası. Bir de ayrıca pardon, bir de gönüllülük esasına diye cevapladınız ama insanları... Mesela üye olmayanlar nasıl ikna oluyor? Onu ben çok merak ediyorum. Yani gidip de insanlara bunun yararını mı anlatıyorsunuz? Yoksa arkadaşlar aracılığıyla bak git bak üye ol, Talpa'ya şöyle de yararları var filan türünden mi bir şekilde gerçekleşiyor? Biz sürekli çalışma yapıyoruz bu noktada. Üyelerimizi veya üye olmayanlarımızı hem bilgilendirme babında. Örneğin Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Siz biliyorsunuz, yurt dışında yaşadığınız için yurt dışında birçok lisans kaybı sigortası mevcuttur. Evet. Bizim için çok önemli bir şeydir. Nasıl ki bugün arabamızı kask oluyorsak bizim de sağlığımızı kask olmamız gerekiyor. Lisans kaybı sigortasıyla sağlığımızı kask oluyoruz. Yurt dışında bunları çok fazla çeşit çeşit bulabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de böyle bir lisans kaybı sigortası yoktu örneğin. Bu lisans kaybı sigortasını biz sabah 3'lere 4'lere kadar çok yoğun çalışmalarla, bir aylık böyle sıkı bir çalışmayla Global Alliance'la anlaşarak Türkiye'de bir lisans kaybı sigortası ortaya çıkardı ilk defa. Çok güzel. Ve bu fiyatlandırması 25 sene sabit olan, işte 100 bin, 150 bin, 200 bin dolarlık teminatları olan ve ilerleyen süreçlerde de daha da arttıracağımız alternatiflerle birlikte bir lisans kaybı sigortası oluşturduk. Harika. Tabii ki bu lisans kaybı sigortasına yurt dışından da çok talep gelmeye başladı bize ama mecburen yaptığımız anlaşma çerçevesinde de Türkiye'de Talpa üyesi olma zorunluluğu var bunun olabilmesi için. Kimseyi zorunlu üye yapmıyoruz tabii ki ama derneğe üye olmak dediğiniz çok cüzi ve çok komik bir rakam alıyoruz üyelerimizden. Derneğe üye olduklarında başlarına gelebilecek her türlü şeyde, işte biraz önce de bahsettiğim gibi sağlık problemi olan üyelerimiz oluyor, hemen doktorumuz devreye giriyor. Ne yapması lazım, hangi yolu izlemesi lazım, hangi hastaneye gitmesi lazım, nereyle temas etmesi lazım? Bunlar çok önemli. Çünkü doğru şekilde yönlendirmezseniz yanlış noktalara gidebiliyor, yanlış sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Keza hukuki boyutlarda yaşanan sıkıntılar olabiliyor. Bu hukuki boyutta yaşanan sıkıntılar da hemen dernek avukatımız devreye giriyor, danışmanlarımız devreye giriyor. Bunlara bu şekilde üyelerimize yardımcı oluyor. Yani
işte biraz önce bahsettiğim gibi şimdi dernek üyemiz olmayan bir kişiye ulaşmakla dernek üyemiz olan bir kişiye ulaşmak arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü dernek üyemizin bütün bilgileri bizde mevcut, saklı ki bu kişisel verileri koruma kanununa göre bizler de saklı. Bu noktada da hemen onlara nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl ulaşabiliriz? Örneğin burada talihsiz bir olay yaşanmıştı İstanbul'da. Bir kanat çarpma hadisesi yaşanmıştı Boeing 777'nin. Mesela hemen o kaptanımızı biz ulaştık çünkü üyemizdi. Neler yapılması lazım? Hemen araştırmalar içerisine girdik. Kaptanımız sağlık muayenesine gittiğinde doktorumuz hemen devreye girdi. Sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyemiz devreye girdi. Ve ne yapılması gerekiyorsa hemen ona yardım sağlandı. Bütün yazışmalar yapıldı, bütün araştırmalar yapıldı ve işin sonucu ortaya çıktı. Keza yaşadığımız elim Pegasus kazasında, Pegasus Hava Yolları kazasında. Kaptanımız üyemiz değildi ama bizim için fark etmedi. Biz hemen ona nasıl ulaşabiliriz, nereden ulaşabiliriz derken bir şekilde ulaştık. Sağ olsun Pegasus Hava Yolları da çok yardımcı oldu bu konuda bizlere. Özellikle Sayın Mehmet Nane'ye buradan teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel. Bize gerçekten kapılarını her şekilde açtı. Biz de onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Ta ki kaptanımızı biliyorsunuz bir tutuklanma, hapse girme olayı yaşandı. Bu olayda da derneğimizin genel sekreteri kaza inceleme heyetine davet edildi. Biz onu ister istemez hemen birbirimizden ayrıştırdık. Dedik ki etik olarak bizimle hiçbir bilgiyi paylaşmaman gerekiyor. Bütün bilgiler sende kalması ve gerekli mercilerle temas etmen gerekiyor diye. Onu yaklaşık o bir aylık süreçte hiç derneğe kabul etmedik. Hiçbir iletişime geçmedik. Çünkü etik olmazdı bu bizim için. Çok ilginç. Bizlerin yani müdahil olmamız ve erken bir bilgiye sahip olmamız etik olmazdı. Kendisi zaten gerekli yerlerle gerekli şekilde bütün görüşmeleri yapıp olayları anlatınca olayın da gerçeği açığa çıktı. Buradaki en büyük eksik aslında Türkiye'de bir hava iş kanununun olmaması. Maalesef. Bu noktada çok ciddi çalışmalarımız var. Çok ciddi hazırlıklar yapıyoruz. Bu pandemi olmasaydı Mayıs ayı içerisinde bir çalıştay başlatacaktık bu konuda bütün mercilerle birlikte. Çünkü hazırlıklarımız tamamdı. Ufak tefek eklemeler yapılacaktı. Ama pandemi ortaya girince tabii ki maalesef geç kaldık. Yani bu noktada dediğim gibi üyelere inanılmaz faydası olan, yani bir pilotun her türlü başı sıkıştığında ne yapması gerektiğinde bir telefon kadar ondan uzak olduğumuz bir yer. Şimdi Türkiye Pilotları da Hava Yolları Pilotları Derneği olarak adınız geçiyor. Türkiye Hava Yolu Pilotları. Hava Yolu Pilotları Derneği, pardon, özür dilerim. Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği. Türkiye'de hava yolu pilotu olan herhangi bir kimse size üye olabiliyor mu? Şunu sormak istiyorum. Türkiye'de çalışan biliyorsunuz yabancı pilotlar var. Onlar da size üye olabiliyorlar mı? Yoksa onlar kendi ülkelerindeki organizasyonlara üye olup bir şey olduğunda sizden yardım mı istiyorlar? Aynen öyle. Şimdi birinci tüzük gereği, birinci maddemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Tamam. Yani ama örneğin bu konuda bir yaşadık, bir Alman pilotumuz gene bir havayolu şirketimizde uçan. Bir problem yaşadı. Alman Alpası'na üyeymiş. Alman Alpası'na üye olduğunu dair bize belgesini getirdi hemen. Ben dedi böyle böyle. Alman Alpası'nın başkanı da bana mail atmıştı zaten konuyla ilgili. Hemen devreye girdik. Yaklaşık 2 saat içerisinde problemi çözüldü. Aa, çok güzel. Çok güzel. Evet. Yani sizin hizmetiniz hakikaten yani zamanlı Yapı Kredi'nin şeyi vardı. Reklam almıyorum. Merak etmeyin, Yapı Kredi'den hizmette sınır yoktur diye bir reklamları vardı. Onların sloganları vardı. Aynı ona benziyor. Yani dediğiniz, anlattığınız olaylar gerçekten çok güzel. Peki şunu soracağım. Talpa'nın yabancı pilotlar, Türkiye'de çalışan yabancı pilotlar konusunda herhangi bir duruşu var mı? Hepimiz pilotuz. Dünyanın neresinden gelirsek gelelim. Yani bu göz ardı edilemez. Örneğin siz farklı bir yerde uçuyorsunuz, farklı bir ülkede yaşıyorsunuz. Ben Türkiye'de yaşıyorum, Türkiye'de uçuyorum. Benim Katar'da, Emirates'te uçan bir sürü üyelerim var. Evet. Türk olarak üyelerim var. Ve onlar da orada yabancı statüsünde. Ama ben onlara her şekilde yardımcı olmak zorundayım. O yüzden bu tamamen şirketlerin karar vereceği bir şey. Bizim dernek olarak yapmamız gereken şey, biz pilotlar derneğiyiz. Yani kim olursa olsun, hangi pilot bizim derneğimize başvurduğu anda örneğin bir dernek üyesi ise olmasa bile biz yardımcı oluyoruz. O da ayrı bir konu. Bizim için pilot olması önemli. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Dünyanın neresinde olursak olsun.
bir pilotumuzun yaşayacağı olumsuz bir şey hepimizi üzer. Ki bu bütün Alpaların da zaten yaklaşım çerçevesi. Örneğin bu noktalarda ne olursa olsun hepimiz dediğim gibi aynı gemideyiz. Diğer kısmı şirketlerin karar vereceği noktalar. Ve bu noktada da hani bütün pilotlar bizim için aynı bir değerdir. Hiçbir şekilde hiçbir pilotu ayırt etmiyoruz. Süper. Peki başka bir soru, güncel bir soru, bir konu olarak anlamak istediğim bir olay var. Şimdi yabancı pilotlardan bahsettik Türkiye'de. Hı hı. İşte Alman geldi uçtu, Amerikalısı uçtu vesaire vesaire. Onun dışında son günlerde özellikle de Mayıs ayında olan kazadan sonra siz de takip ediyorsunuzdur basından. Pakistan'daki pilotlar konusunda bir takım iddialar ortaya atıldı ve Pakistan'daki Sivil Havacılık Otoritesi de bazı pilotların lisanslarını iptal etmek durumunda kaldı. Bunlar işte herkes aslında buna çok yani sahte lisans diye bakıyorlar ama sahte lisansın değişik boyutları var tabii ki. Mesela sadece sınavda başkasının yerine sınava girme türünden de olabiliyor. Gerçek hani benim aklım almıyor bir insanın sahte bir lisansla havayoluna gidip de uçabileceği ama demek ki orada da öyle şeyler olabiliyor. Türkiye'de uçan Pakistanlı pilotlar da var. Bu konuda herhangi bir duruşunuz var mı kurum olarak veya dernek olarak veya size herhangi bir başvuruda bulunan Türk pilotlarından ya Talpa gel bir bakalım şu Pakistan'dan gelen bizde uçan pilotlar da acaba onlardan mı diye herhangi bir başvuruda olan veya bir araştırma yapmanızı isteyen veya şirketlerden araştırma yapmak isteyip de size başvuran insanlar oldu mu hiç? Oldular. Oldular. Bu noktada mailler de geldi, telefonlar da geldi bazı noktalarda. Şimdi şöyle ki bütün şirketlerin biliyorsunuz bir alım süreci var. Tabii. Bir pilotu almadan önce bu alım sürecinin ilk aşamasında da evrak teslim ve bu evrakların takibiyle ilgili bir durum var. Ve hemen hemen birçok şirketimizde yabancı pilotlarla ilgili bir evrak araştırma bölümü var. Yani o pilotların Türkiye'de gelmeleri, işte Türkiye'deki çalışma izinlerinden tutun da lisanslarının, logbooklarının, her şeyinin kontrolü o birimdeki profesyonel insanlar çerçevesinde gerçekleşiyor ki bu kişiler de bu bilgileri mutlaka ilk etapta Sivil Havacılığa, Dışişleri Bakanlığı'na, Ulaştırma Bakanlığı'na mutlaka soruluyor. Anladım. Ve bu sorular ister istemez bu sefer Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü devreye giriyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Pakistan'daki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile temasa geçerek bu pilotların lisanslarının doğru olup olmadığını, böyle bir pilotun Türkiye'de çalışmak istediğini, sağlık lisansının ya da pilot lisansının geçerli olup olmadığını, bunların hepsini Sivil Havacılık diğer gerekli Sivil Havacılık kurumuyla iletişim haline geçerek teyit ediyor. Anladım. Bu noktada yani bizlerin de açıkçası yani Türkiye'deki Sivil Havacılığın da yapabileceği baktığınızda bir şey çok olmuyor. Neden derseniz, çünkü evet araştırıyorsunuz, geçmişe dönüp de bakıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz size gelen bilgi Pakistan Sivil Havacılığından ve diyor ki bu kişinin lisansı doğru. Bu noktada işte şu anda benim edindiğim bilgiler, yaptığım araştırmalar çerçevesinde böyle bir durumu söz konusu olmadı Türkiye'de uçan Pakistanlı pilotlarla ilgili. Ama oradaki yaşanan olay tabii ki çok orijinal. Yani evet. İşte para verilmesi, işte rüşvet verilmesi gibi bayağı derin olaylara gidiyor. Yani şu anda 5 kişi görevden alındı, tutuklandı hatta. 200 küsür tane pilotun lisansının işte sahte olduğu gibi durumlar konuşuluyor şu anda 246 pilotun. Yani bunlar çok ciddi olaylar. Bu oradaki Sivil Havacılık Kurumu'nun da zedeler. Birçok havayolu, şu anda duyduğum birkaç tane havayolu işte örneğin Pakistanlı pilotlarının uçuşlarını durdurmuş durumda. Biz de Türkiye'de değil, yurt dışında. Ama Türkiye'de de bu şekilde bir geri dönüş oldu. Şu anda Sivil Havacılık'taki gerekli birimlerin bu noktada çalıştığını biliyorum. Araştırma yaptığını da biliyorum. Ama bizim bilgimiz çerçevesinde şu anda Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil. Çok güzel. O bayağı içimizi rahatlattı o zaman en azından. Aynen. Ben Türkiye'ye gidip gelirken uçtuğum için o zaman en azından benim için rahatlattı. Eminim diğer yolcuların da içini rahatlatmıştır. Peki kesinlikle. Size şöyle çok böyle geniş bir soru sormak istiyorum. Tabii Türkiye'deki havayolları pilotlarının sıkıntıları neler? Birinci sıkıntımız dediğim gibi bir iş kanunumuz, hava iş kanunumuz olmaması. Yani evet. Bu çok önemli bir şey.
Aslında bizim ilk olması gereken iş kanununda bir meslek tanımımız yok. Pilotluğun meslek tanımı olmak zorunda. Çok Dördüncü ilginç. maddeyi zannedersem. Evet, bu maddeye bizim de zaten ilk talebimiz olacak. Yani bu maddede bir meslek tanımının olması. Çünkü baktığınızda biz borçlar kanununa tabi oluyoruz. Çok ilginç. İşte ceza kanununa tabi oluyoruz. Ne bileyim, bu şekilde bir iş kanununa tabi olmadığımız için bu noktada çok ciddi sıkıntılarımız var. En büyük sıkıntımız bu aslında bakarsanız. Evet. Ve bunun gerekli mercilerle biz sürekli temas halindeyiz ve bunun çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha önce büyüklerimiz çok girişimde bulunmuş ama hep bir noktada tıkanmış bazı şeyler. Ümit ediyoruz ki biz elimizden gelen çabayı gösterip bunu sonuçlandırıp Türkiye'de bir hava iş kanununun olmasını sağlayabiliriz. Evet. Peki başka onunla alakalı bir soru da var. Şimdi siz 97'de mezun oldunuz değil mi? Ben 2003'te mezun oldum. 2003'te 97'de, mi? 97'de evet, giriş yaptınız. Anadolu Üniversitesi'ne giriş yaptım. Sivil Yüksek Okulu'na pilot o zaman ondan 2001'i teğet geçmişsiniz siz 2001'deki krizi. 2001'i teğet geçti ama etkisini gördüm ben 2003'te. Çünkü evet işten o zaman iş bulmak çok zordu bizim için. Ben de Türkiye'de yüzden 2002'de aradığım için işi çok iyi biliyorum. 500 dolar evet. Maaşla insan çalıştırıyorlardı o zamanlar. Evet, ben de o şekilde çalıştım. O zaman krizden bahsediyorduk. Şimdi 2001'i birazcık yaşamışsınız. 2008 Türkiye'de çok fazla hissedilmedi. Hatta Türkiye'de belki evet. de 2008 biraz fırsat olarak kullanıldı. Ama ben daha önceden yaptığım videolarda da söylemiştim. Yani bu ne 2001 krizine benziyor ne 2008 krizine benziyor. Çünkü 2001'dekinde işte ne bileyim Amerika çok kötü durumdaysa Asya gelişti. 2008'de Amerika çok kötü durumdaysa, Asya kötü durumdaysa Orta Doğu çok gelişti. Türk Hava Yolları mesela çok bayağı bir güzel bir gelişme kaydetti evet. o yıllarda. Ama bu sefer bütün dünyayı etkilemiş durumda. Şimdi dolayısıyla insanlar uçmuyorlar uzun zamandır vesaire. Yalnız aklıma takılan bir soru var. Şimdi biliyoruz herkesin bildiği bir konu. Pilotlar sadece hava kuvvetlerinde yetişmiyorlar. Aynı zamanda sivil kökenli pilotlar da var sizin gibi mesela veya benim gibi. Ama evet. onun dışında hava kuvvetlerinden hava yollarına geçen pilotlar acaba bu krizden de yararlanarak şimdi ülkemizin bulunduğu jeopolitik konum malum. Türkiye'deki pilot ihtiyacı da özellikle 15 Temmuz'dan sonra bayağı artmıştı. Tekrar pilotların geri dönmesi hava yollarından hava kuvvetlerine söz konusu olabilir mi sizce bu krizden ötürü? Dönen çok pilot arkadaşımız var. Hava kuvvetleri kökenli olan. Evet, bu şekilde. Zaten biliyorsunuz bu pandemiden önce, bu krizden önce bir zorunlu eve dönüş diye bir durum başlamıştı Türkiye'de evet, hava kuvvetlerine. Evet, biliyorum. Bundan dolayı da bize çok geri dönüş olmuştu. Hani bu konuyla ilgili bir çalışmamız var mı diye. Bizi de bir çalışma başlattık. Tabii ki geri dönüşler çerçevesinde, pilotlarımızdan gelen talepler çerçevesinde. Ve işte silahlı kuvvetlerle çeşitli toplantılarımız oldu, şirketlerle çeşitli toplantılarımız oldu, pilotlarımızla çeşitli toplantılarımız oldu. Akabinde bir çalıştay gerçekleştirdik bu konu hakkında. Hava kuvvetlerindeki veya silahlı kuvvetlerde geri dönecek olan pilotlarımızın durumuyla ilgili bir hazırlık yaptık bu konuda. ASIP denilen bir nevi işte Amerika'da var biliyorsunuz National Lütfen Guard olur. Sistemi evet. ya da evet veya işte Hollanda'da var, İsrail'de var, dünyanın diğer başka ülkelerde de mevcut. Belirli sürelerde hava kuvvetlerinde görev yapıp bu hizmet süresini tamamlayacak şekilde belirli oranda orada, belirli oranda hava yollarında görev yapacak şekilde bir sistem oluşturduk. Bunu hatta Milli Savunma Bakanımızı sağ olsun bizi kabul etti. Ona detaylarıyla anlattık kendisine bunu. Ve şu anda pandemi gene maalesef ki hep her şeyi bir noktada vurduğu gibi burada da vurdu. Evet. Bunun işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkmasını bekliyorduk tam onaylanıp. Çünkü çok harika bir sistem olmuştu. Tamamıyla bütün her türlü ince ayrıntısına kadar incelenip araştırılıp hukuki boyutta bütün şirketlerin katıldığı, bütün şirket yöneticilerinden tutun da hava kuvvetlerine kadar birçok birimin katıldığı, şirket avukatlarının katıldığı iki günlük ciddi bir çalıştay sonunda çok güzel bir oluşum çıktı ortaya. Bir kanun çok tasarısı güzel. Çıktı. Ve bu tasarıyı dediğim gibi sunduk Milli Savunma Bakanımıza. Onlara da çok olumlu yaklaştı sağ olsunlar her şeye. Bir tek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkıp kanun hükmünde kararnameyle yayınlanmasını bekliyoruz bunun.
Bu olursa bütün pilotlarımız için çok faydalı olacak. Hem sivil havacılık camiası için hem silahlı kuvvetler için. Şu anda bu pandemiden dolayı silahlı kuvvetlere dönen çok pilotumuz var mı? Evet var. Hava kuvvetlerine dönen bayağı bir pilotumuz var bu süreçte. Bu şekilde bu konuyla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapıp sonuca ulaştık. Sayılır çok az bir aşaması kaldı. Harika. Peki siz biliyor musunuz mesela gidip dönenler, şimdi siz bir uçağı uçururken onun uzun bir süre eğitimini alıyorsunuz. Diyelim ki F-4 uçurdunuz. Ondan sonra yıllar sonra gidiyorsunuz, atıyorum hava yollarına gidip 737 bambaşka bir uçak. Tamamıyla değişik enstrümanlar var uçağın içerisinde vesaire. Tekrar oradan eski uçağa geri dönmek veya işte belli bir süre orada uçup arkasından tekrar sivil uçakta uçmak, pilotların uçuş alışkanlıkları açısından bir sorun yaratıyor mu? Yaratmıyor. Bunu da araştırdık. Bu konuda da sağ olsun Sivil Havacılık Genel Müdürümüz ve çalışanları bir toplantı organize ettiler bizim çalıştayımızdan sonra bu konuyla ilgili. Hem eğitim kısmında hem bu gidiş dönüşler esnasında ne gibi sıkıntılar yaşanabilir? Neler eklenmelidir? Nelere dikkat edilmesi lazım? Örneğin şu kadar süre ara verildi. Bu kadar sürenin ardından hangi simülatörleri uçması lazım? Çünkü baktığınızda giden birçok meslektaşımız ya çoğu kaptan pilot ya yeni kaptan pilotla artık ikinci pilotluk süreci bitmiş, kaptan olmaya yakın. İşte kimisi öğretmen pilotlar bu gidenlerin. Bu şekilde olduğu için de geri dönüşlerinde sivil havacılıkta çok güzel o hazırladığımız tasarı, kanun tasarısı içerisine gereklilikleri de koymamızı sağladı. Bir dönen pilot neler yapması lazım? Örneğin 6 ay orada kaldı silahlı kuvvetlerde. 6 ay sonra buraya döndüğünde hangi eğitim alması lazım? Kaç günlük bir eğitim süreciyle hemen hatta geri dönebilecek. Bunların bütün hazırlıklarını yaptılar. Çok o yüzden herhangi bir sıkıntı da ortaya çıkmadı. Hem ulusal hem uluslararası mevzuatlar çerçevesinde. O yüzden çok başarılı bir çalışma oldu bu bizim için. Şimdi şöyle bir soru soracağım. Çok benim de çok sormaktan hoşnut olmadığım bir soru. Ama bu soru veya bu türden yorumlar bana videolarının altında özellikle de krizlerden bahsedilirken, pilotların işsizliğinden bahsedilirken çok geliyor. Gerek yorumlar gerekse sorular. Şimdi bu kriz ortamı biliyorsunuz havayollarının mali yapılarını oldukça baltaladı. Bu durumda havayollarının çoğunluğu da ya işten, yani iki tane seçenek var önlerinde. Ya elemanları işten çıkaracaklar, küçülmeye gidecekler veya elemanların işte maaşlarını düşürecekler, özlük haklarını kesecekler vesaire türünden. İnsanların işlerinden etmeden maaş, yani maliyetleri düşürmek amacındalar. Yani hangisi daha iyi bir çözüm? Gerçekten o konuda ben bilmiyorum ama ben 2008 yılında Amerika'da çalışırken işimi kaybetmiştim. 1,5 sene sürdü benim işe geri dönmem. İşsizlik gerçekten çok zor bir olay. Allah'tan benim başka bir mesleğim vardı. Oradan biraz devam edebildim. Şimdi bu kriz ortamında da maalesef yani A seçeneği veya B seçeneğinden birine gidecek havayolları. Bana gelen bir sürü yorumlarda benim çok da hoşlanmadığım bir tarz bir şey var. O da şu. Ya abi pilotlar zaten çok iyi para alıyorlar ya. Biraz da onlar çalışsınlar yorumları var. Bu konuda sizin görüşünüzü alabilir miyim? Bu camiada ya da toplumda bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Evet. Ve bu algı sürekli bizim mesleğimizin ve aldığımız maaş. Biz kimsenin maaşını sormuyoruz. Örneğin ben bugün bir doktorun veya bir işte gazetecinin veya bir köşe yazarının veya başka birinin hiç kimsenin maaşının ne kadar olduğunu bilmiyorum, merak da etmiyorum. Hı hı. Benim için önemli olan o insanın işini ne kadar iyi yaptığıyla alakalı. Çok güzel. Yani örneğin bir doktordan bahsediyoruz ve hepimizin başına gelmiştir. İşte tanıdığınız iyi bir doktor, şu uzmanı var mı? Ve birçok insan belirli isimlere bazen sizi yönlendirir. Evet. Ama o insanın ben ne kadar kazandığını veya ne yaptığı beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şey o insanın mesleğini ne kadar iyi yaptığı ve bana ne kadar dokunduğuyla alakalıdır. Doğru. Pilotluk da aslında böyle bir meslek. Yani şu anda bazı yerlerde bazı yazılar çıkıyor. Pilotlar şu kadar alıyor, pilotlar bu kadar alıyor. Bu pandemide pilotların aldığını insanlar duysa şoka girerler. Yani maaşının %10'unu zor alan veya hiç şu anda maaş alamayan pilot meslektaşlarım var benim camiada. Evet, benim çok arkadaşım var.
bakın uçuyor veya bazıları uçamıyor pandemiden dolayı. Uçuşlar kesildi çünkü kargo uçuşları devam ediyor. Kargo uçuşları devam etse bile maaşının %10'unu kazanan veya daha azını kazanan pilot arkadaşlarım var. Veya hiç maaş almayan pilot arkadaşlarım var. Bizim mesleğimizin temel amacı emniyet. Biz sizlerin, çevremizdeki insanların, bizi dinleyen insanların ailelerini, eşlerini, çocuklarını, akrabalarını, artık kimi derlerse onları emniyetle başlarına bir şey gelmeden sağ salim bir noktadan bir noktaya götürmekle görevimiz. Bunu yaparken de biz hayatımızdan o kadar fazla ödün veriyoruz ki insanlar bunu fark etmiyor. Yani evet. Bizim için bir sabah kalkışı, şey, düzeltiyorum, uyku düzenimiz gibi bir düzen yok. Normal şartlarda bir kişi sabah 8 akşam 5 çalışırken ya da sabah 9 akşam 5 çalışıp 8-9 saat mesai yaparken biz 14-15 saat bir fiil havada mesai yapıyoruz. Bir kutunun içerisinde saatlerce bir yerden bir yere gitmeye çalışıyoruz. Radyasyon etkimiz, sağlık düzenimiz, aklınızın alabileceği her türlü faktörle karşı karşıyayız. Evet. Ki bunları yaparken, bakın ben 97'de sivil havacılığa başladım. 97 sene 2020. Hala ve hala ders çalışıyorum. Neden? Evet. Çünkü havacılık durağım bir yer değil. Kendimi geliştirmek zorundayım. Sürekli kendimi update etmek zorundayım. Sürekli bilgili olmak zorundayım ki arkadaki insanların canı bana emanet. Ve bu vebali almamam gerekiyor. Bu çok ciddi bir sorundur. Çünkü ciddi bir kurgudur. Nasıl bir doktor ameliyata girdiğinde strese giriyorsa ve o kişinin canı onun elindeyse bizim mesleğimizde de aynı faktör var. Ve ben çok net biliyorum. Ben çocuğumun karne törenini çoğu defa göremedim. Yılbaşında evde değildim. Bayramlarda babamın, annemin gidip elini öpemediğim çok defa oldu. Evet. Ve bu sıralarda hep insanları bir yerden bir yere götürdük. Siz de biliyorsunuz, her 6 ayda bir simülatöre giriyoruz. Evet. Çılgınlar gibi ders çalışıyoruz. O simülatörde bizlerin başına gelebilecek her şeyi defalarca bize gösteriyorlar, denetiyorlar ve biz onları yapamazsak geçemiyoruz. Lisansımızı kaybediyoruz. Evet. Sağlığımıza dikkat etmek zorundayız. Her sene muayenelere giriyoruz. Her sene işte bu muayenelerden geçmek zorundayız. Biz çok basit örneği bir böbrek taşı. Bir böbrek taşı varsa ben de farz edelim ki ben 6 ay uçamıyorum veya lisansımı kaybediyorum. Bir daha pilotluk yapamıyorum. Evet. Ama normal şartlarda olan bir insan böbrek taşı olduğunda hayatına devam edebiliyor, para kazanıyor, hayatını idame ettirebiliyor. Yani bizim mesleğimizdeki bu konuşulan işte çok para kazanılıyor. O kadar para kazanılmıyor inanın. Herkesin algısı çok farklı ama işte o yazılan çizilenler kadar bir para kazanılmıyor. Çünkü bunların bir uluslararası ve ulusal standardı var. Bu uluslararası standartlar ve ulusal standartlar arasında bir arz talep dengesi var. Bu arz talep dengesi içerisinde de her havayolu, her ülkedeki havayolları da pilotlarına bu oranda maaş veriyor. Ama benim en büyük isteğim, lütfen bizim yaptığımız işe bakın, aldığımız maaşa değil. Çünkü biz kimsenin maaşını merak etmiyoruz. Herkesin yaptığı işe, mesleğe saygı duyulması gerekiyor. Her mesleğin kendine göre zorluğu var. Ben bir cerrah olamam, ben bir belki köşe yazarı olamam, belki işte bir işini yapamayabilirim. Çünkü ben bu işe gönül verdim. Bu iş için gecemi gündüzüme katarak çalıştım, uğraştım. Her pilot olmak isteyen gelsin. Nasıl pilot olacağını biz onlara anlatıyoruz dernek olarak zaten. Herkes pilot olabilir. Olmak isteyen herkese yol da gösteririz. Ama lütfen bundan uzak dursunlar artık. Yani çok yorulduk hepimiz, bütün meslektaşlarım. Bu noktada yani çok söylenecek şey var ama dediğim gibi kusura bakmayın. Estağfurullah. Hani kanayan yaramlı bu benim. Benim en büyük isteğim bu. Ne olur. Yani bunları öğrenmek istiyorlarsa inanın ben açık yüreklilikle söylüyorum bir dernek başkanı olarak beni isteyen istediği şekilde bana ulaşabilir. Ne kadar, kim ne kadar maaş alıyor, ne alıyor ben bunu rahatlıkla onlara açıklayabilirim ve öğrenebilirler. Ama bizim yaptığımız mesleğin ne kadar riskli, ne kadar zor ve ne kadar zaman ayrılması gerektiği. Yani bizim bu uyku düzenimiz yok her şeyden önce. Tabii. Yani ben bunu insanlara zaten videolarımda da anlatmaya çalışıyorum. Yani ben eve geliyorum, ben ayrı bir kıtada oturuyorum, ayrı bir kıtadaki havayolunda uçuyorum ve sürekli Asya'dayım, üçüncü bir kıtadayım sürekli olarak. Eşime sorsunlar diyorum, yani eşim
Ben eve geldikten, çünkü ben 17+13 şeklinde veya 14 şeklinde çalışıyorum. Hı hı. Eve geldikten bir hafta boyunca ben zombi gibiyim. Sabah 3'te kalkıyorum, öğleden sonra 3'te uykum geliyor, bir uyanıyorum, akşam 9 olmuş. Eşim tam böyle bütün gün çalışmış, gelmiş, yatmaya hazırlanıyor. Ben ne yapıyoruz filan oluyorum böyle. Evet, yani aynen. İnsanın hayatını da çok etkiliyor. Evlilik hayatını etkiliyor, annesiyle, babasıyla, yakınlarıyla, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini. Mesela ben Amerika'da bölgesel havayolunda uçarken arkadaşlarım vardı. Çağırıyorlardı mesela, diyorlar ki cumartesi günü işte bilmem ne filmine gideceğiz. Uçuyorum ben diyordum. Ondan sonra aramamaya başladılar insanlar beni. Neden? Tabii ki. Benim uçuşlarım mecburen hafta sonunda denk geliyordu. Ben bir çıkıyorum, perşembe çıkıyorum, salı dönüyorum. Salı akşamı aradığım zaman işten geldim, çok yorgunum. Ya bu tür şeyler sürekli olabiliyor ki yani ne ben... yani benim çoluğum çocuğum da yok, o yüzden bir de onlara üzerine yapmış olduğum etki de söz konusu değil. Bir de onun işin içine kattığınız zaman hakikaten sosyal yaşantı olarak çocuğunuzun büyüdüğünü görmemeniz açısından vesaire çok gerçekten riskli bir meslek. Yani bunu anlatamam. Mesela benim en büyük şeyimdir, hezeyanımdır. Mesela uçuşa gidiyorum, geliyorum, sabah işte diyelim o okula gidecek. Ben uyumuş oluyorum o sırada. Ya baba yeter, seni göremiyorum, çok özledim Evet. deyip yani hakikaten bazı günler böyle çok zor tutuyorsunuz kendinizi yani ağlamamak için. Çünkü böyle bir yaşam şeklimiz var. Bizleri Evet. çok özlüyorlar. Biz onları çok özlüyoruz. Göremiyoruz. Tabii ki bu sadece bir tanesi. Bunun gibi hani çok örnek ya var. Babasının annesinin cenazesine gidemeyen insan biliyorum ben. Tabii. Uçuşta olduğu için. Bakın bunlar çok çok ciddi, çok önemli argümanlar aslında bakarsanız. Ve insanların hayatında çok büyük değerleri var bunların. Siz ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama ben biraz uzaktan yaptığım gözlemle söylüyorum. Eğer ben her zaman için söylediğim şey, Türkiye'deki pilot olmak isteyen çocukların veya onların ailelerinin en büyük arzularından bir tanesi, gerçek pilot olmak amacıyla yola çıkanları bunun dışında tutuyorum. Ya işte pilot olsun da hayatı kurtulsun, iyi bir yaşama olsun filan şeklinde belli bir sınıf atlama, belli bir gelir düzeyinin üzerine çıkma şeklinde yaklaşanlar var. Ve ben onlara diyorum ki siz diyorum böyle bir işi yapacaksınız ve böyle bir ekonomik özgürlüğe kavuşacaksınız. Peki aynı parayı veriyorum size ama sadece akşam 9, sabah 5 çalışacaksınız. Atıyorum makine mühendisi olacaksınız. O zaman bu kadar şeye kendinizi maruz etmeyi düşünür müsünüz diye sorduğum zaman niye yapayım ki diyenler oldu bana ben birkaç işte. Defa sorduğumda. Evet. Dolayısıyla bence sanırım biraz da sorun şeyden kaynaklanıyor. Yani göreceli olarak pilotluk mesleğine iyi para verildiği için Türkiye'de diğer mesleklere göre. Çünkü bugün bir makine mühendisi okuyan asgari ücretle çıkıyor. İnşaat mühendisiyle mezun olan asgari ücretle iş bulabiliyor ancak. Onlar da hak ettikleri belki maaş seviyesine ulaşsalardı pilotluğu gerçekten pilotluk yapmak isteyenler, sadece sınıf atlamak için yapmak isteyenler talep göstermezdi diye düşünüyorum. O da benim uzaktan yaptığım bir gözlem. Bilmiyorum ne kadar katılırsınız. Doğru, doğru. Yani yanlış diyemem bunu asla. Burada şey, önemli olan faktör dediğim gibi her mesleğin, biz zannetmesinler ki ilk okulu bitirip hemen işe başladığımızda işte çok 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 yüksek paralar. Hayır. Zaten evet. Çok yüksek para kazanmıyoruz. Öyle bir şey de yok zaten de. Ama işe ilk başladığımızda kazandığımız para nasıl bir mühendis asgari ücret kazanıyorsa, evet bu mesleğinde, çünkü bizim meslekte iki tane para birimi var. Bir normal maaşımız var. Bir de kıdem tazminatımız var. İş tazminatımız var. Yani evet. Risk aldığımız için örneğin nasıl bir madende çalışan kömür ustaları risk altındaysa ve onlar da bir risk faktöründen dolayı bir şeyler kazanıyorlarsa, bizim de böyle bir risk faktörümüz var. Neden evet. derseniz, yani ben eşimle yaklaşık 19 senedir birlikteyim. Ve hep ona aynı şeyi söylerim. Yani bunu çok yaşadık çünkü. Ben bugün evden seni öpe koklaya çıkıyorum ama eve belki dönemeyebilirim. Evet. Yani buna hazırlamak zorundasınız ailenizi. Çünkü evet. oldu. Benim çok yakın arkadaşım, çok değerli hocalarım şehit oldular, gittiler. Yani bizim mesleğin böyle ciddi handikapları var. Aynen. İşte Pakistan'da yani yüzlerce insanın üstüne düştüler. Evet. Ama biz pilot olarak o uçakta, ben çok iyi biliyorum, başıma bir sürü olay geldi çünkü. Hemen
aman işte insanların üstüne inmeyeyim ya bir şey yapmayayım ama farklı bir yerlere ineyim diye sürekli bir yer arıyorsunuz. İşte aynen. Gene aynı örneği vereceğim. Sully olayı veya evet. İşte Pegasus kazasında yaşananlar. Yani kaptan o kadar çok şey parametreye dikkat etmiş ve dikkate almış ki ama elde olmayan sebeplerden bir anda uçak kayarak pist dışına çıktı. Evet. Yani saniyede ve karar verme mekanizmamız var. İster istemez bir şeyleri doğru karar vermek zorundayız. Bu risk, bu stres dediğim gibi her işin de kendi zorluğu var. Yani ben ne bir işte makine ustası olabilirim, ne bir tornacı olabilirim. Çünkü o olsaydım o işimi de en iyi şekilde yapmak için çabalardım. Evet, şu anda pilotum. Pilot da en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ama lütfen ve lütfen ben sizin vasıtanızla herkesten şunu diliyorum. Pilot olmak isteyen varsa lütfen kapımız 7-24 herkese açık. Gelsinler, anlatalım. Hangi yolları izlemeleri, zorlukları, avantajları, dezavantajları. Bunların hepsini anlatalım. Ama yaptığımız mesleğin ciddi bir saygınlığı var. Ve bizim maaşlarımızı konuşmaktan vazgeçsinler. Biz kimsenin maaşını konuşmuyoruz. Tek dileğim bu. Ben en güzel şeyle bitirmek istiyorum. Sully'den çok bahsettik. Kulaklarını çınlattık bugün. Onun tam kelimesini hatırlamadığım ama yani ana fikir olarak hatırladığım bir lafı var. Bu kazadan sonra diyor ki benim diyor binlerce uçuş saatim var. Binlerce insanı evinden, işinden aldım, başka yerlere götürdüm ama sonuçta beni 3 dakikalık performansımla yargılıyorlar diyor. O gerçekten bence çok güzel bir laf. Çok teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için. Harika bir sohbet oldu. Bundan sonra inşallah tekrardan yaparız. İstanbul'a geldiğimde de şu pandemi falan geçsin de siz uçuşta olmazsanız, ben uçuşta olmazsak bu da hani 9 gezegenin aynı anda aynı hizada olması gibi bir şey oluyor. umarım görüşmek üzere. Görüşmek de mümkün olur yüz yüze. Çok mutlu olurum. Derneğe de her zaman bekleriz. İstanbul'a geldiğinizde ben genelde sürekli orada oluyorum çünkü iş yoğunluğundan dolayı. Bir yandan tamam. Uçuş, bir yandan orası. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Hangi konuda olursa da burada açık yüreklilikle konuşmaya her zaman varız. Zaten. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı da özellikle de Murat Ersoy ve Talp Aylık'a sorularınızı da aşağıya yazın. Belki ikinci bir videoyu da bu sayede yapmış oluruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.